kaşıntılar var ama... Kayla. Alo. Herkese yeniden merhabalar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok heyecanlı bir video çekeceğim. Yani ben çok heyecanlıyım bu videoyu çekmek için. Çünkü bayağıdır bu fikirle dolaşıyorum. Videonun başlığından da anlayacağınız kadarıyla bugün pazardan aldığım makyaj ürünleriyle bir make-up look oluşturacağız sizlerle birlikte. Çeşme'deydim 2 aydır falan. Bayağıdır böyle oturup video çekmiyorum. Şu an çok mutluyum. Özlemişim böyle oturup video çekmeyi. Vloglar falan vardı. O dönem bitti. Ama işte Çeşme'deydim 2 aydır ve Çeşme pazarına gittim. Sonra böyle bir tane stand vardı, makyaj standı. Fark ettim ki satılan neredeyse bütün makyajlar böyle gerçekte olan makyaj ürünlerinin çakmaları. Hatta bazı şeyler yok. Hani gerçek hayatta öyle bir şey yok. Direkt onlar üretmiş. Pazardaki alışverişimi de sizler için çektim. Birazcık komik oldu. Şimdi onu izleyebiliriz. Video gelsin! Pazara gelmiş bulunuyoruz. Şimdi gözlerimizi açtık. Aç. Hatta Emine'nin 4 tane gözü var şu an. 4 gözü. Benim 2 tane var. Toplam 6 tane gözümüzle her yerde makyaj arıyoruz. Abi çok sıcak. Emine şort uçtu kafama. Bu arada bu Emine arkadaşlar. Kendisini köyden aldım. Hayır, bu benim 7. sınıftan beri en yakın arkadaşım. Ve şimdi makyaj avındayız. Bulduk. Aradığımız stand. Oh my god. Kayla. Arkadaşlar Naked 8 çıkmış, haberimiz yok. Uyuyoruz biz. Coverage olarak alacağım. Elimizde blend yapalım. Tamam, bir tane ondan alabilir miyim? Sepet verdiler bize. Ne renk olsun Emine? Hem bak şu şöyle güzel. Açık bir renk. Arkadaşlar tabii ki de bunların kalemlerini kullanmamız lazım. Fırça. Fırça pardon. Kalem dedim. Şunlar ne kadar? 5 lira. Bir tane de MAC alıyoruz. Tam şu fırçalardan bir tane alacağım. Blush brush'a benziyor. Koy yavrum koy. Bu da güzel. Karpuza benziyor. Güzel bence. Yanımda kaç parayla geldim onu bile bilmiyorum. 20, 10'da bu 30, 5'te bu 35, 10'da bu 50, 60, 70, 75, 85 ver yeter hepsi. Bence çok başarılı bir alışveriş oldu. Aradığım her şeyi buldum. Alçatı pazarındayız. Hayatımın en hızlı makyaj alışverişi oldu. Meyve almaya gidiyoruz. Belki kirazla da ruj yaparız Emine. Pazar makyajı diye. Gördüğünüz kadarıyla adam bu makyajların fake olduğunu kabul etmek istemiyordu. Yani şey deyip duruyordu bana. Yok bunlar fake değil de işte gümrükten kalma ekstralar da defolu. Şuna bakabilir miyiz? Kylie Jenner'ın fabrikası Kylie yazmayı mı unuttu da Kyla yazdı? Birazcık korkuyorum doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü cildim çok hassas. Hani o cildi çok hassas kızlar var ya, onlardanım. Aldığım makyajlar gayet ucuzdu. Böyle gratiste, Watson'da falan satılan makyajlara göre bile ucuzdu. Ne var içinde, neyden yapılıyorlar ben de bilmiyorum. Belki bir hafta sonra her yerimde böyle sivilceler çıkacak ama sizin için bu riski alıyorum. Pazardan aldık diye öyle geliyor kulağa, fiyatı falan ucuz da belki gayet güzel çıkacak. Belki çok beğeneceğim bu ürünlerden bazılarını. O yüzden ön yargısız başlıyoruz. Ama hala cildime önem veriyorum. O yüzden Kiehl's nemlendiricimle. Bunu yeni kullanıyorum aslında. Şöyle kapanda kalanları yüzüme koyacağım. Çoğunuz benden cilt bakım videosu istiyor. Hatta böyle omuzlarıma falan indireyim. Bayağı çok sürmüşüm. Gelecek. Sabırlı olun. Söz. Şimdi böyle bir düzene oturduk. Bayağıdır düzensizdim. Tatil arkadaşım geldi, ziyaret etti falan. Pişman tabii, o videoları izlemediyseniz bilmiyorsunuzdur. Sevgilim falan geldi. Onları gezdirmekten oturup böyle video çekemedim. Düzensizdim ama artık eski rutine geri dönüyoruz. Bana kızmayın. Yani şifresini falan unutmadım bu kanalın. Biliyorum şifresini. Evet, çok heyecanlıyım. İlk aldığım şey bu MAC fondöten. Çocuk kilidi de var arkadaşlar. Yalnız çocuk olduğum için ben de acımadım. Tabii ki de bir de beauty blender aldım. Pazar versiyonu. Abi 10 lira çok. Bu süngere dedi ki şurada 16 liraya gözleme satıyorlar. Sünger mi 10 liraya çok pahalı? Bum 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 bum. Alo, sallayacağız falan mı? Yalnız bu pazar makyajlarını ta Amerika'ya falan bile getirdim ya. Zaten valiz kilo hakkım 23 kiloydu. Yemin ederim bu makyajlarda 3 kilosunu. O kadar da başarılı bulmadım bu fondöteni. Bir kere yarısını emdi bile diyebiliriz ıslatmama rağmen.
ne bileyim hiçbir şey yapmadı gibi geldi ve böyle çok kuru, hemen blend yapmadan cildime girdi. Aa, yalnız parmakla uygulayınca çok daha yumuşak. Bir de bana diyor işte gözleme 16 lira. Fondöten yumuşak ama aynı zamanda da böyle kuruyunca böyle yapış yapış oluyor. Ay iğrenç. Böyle pütür pütür oldu, görüyor musunuz? Oh my god. O kadar da kapattığı söylenemez. Bu fırça Elf'in fırçası. Yalnız yüzüm yandı şu an. Böyle ne deniliyor? Nivea bebek kremi kokuyor. Cildimde kalan hissi beğenmedim. Yapış yapış. Belki öyle olması gerekiyordur. Neyse. Şöyle bir fırça aldık. Rose Gold. Birazcık bronzer fırçasına benziyor. Her ne kadar üzerinde pudra yazsa da. Aldığımız pudra MAC'in Nude BB pudrası. Bayağı havalı. Packaging'i birazcık Maybelline'e benziyor sanki. Hani normalde şuraya fırça koyuyorlar ya, o da yok. Ve birazcık kullanılmış gibi sanki. Şimdi bu pudrayı fondötenimizin daha uzun süre kalması için kilitleyeceğiz. Yani amacım o. Fena değil. Bir işe yaradığını söyleyemeyiz. Parmağıma zaten böyle bastırınca anca bir kat falan çıkıyor. Onu da elime sürmeye kalksak hiçbir şey yok. So, bu ne? Görünmez pudra. Harry Potter'ın pudrasından. Bad. 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 Yüzün diğer hatlarına geçiyoruz. Böyle bir palet buldum. Ve bu da kullanılmış gibi. Bunların hiçbirini ben kullanmadım, yemin ederim. Ay, bir hastalık yapacağım. Evet, aldığım fırça. Şekil olarak çok beğendim fırçayı. Ya bunlar ne ya? Yani fırçayı bildiğin dibine sokman lazım ki ürün birazcık buraya geçsin de sonra cildine geçsin. Şimdi ortadaki allığı kullanacağız. Kötü değil. Hafif bir pigment de var. Winx'in makyaj setleri vardı ya, hani oradan çıkan allıklar vardı. O gibi. O var yüzümde. Çocuk allığı. Highlighter fırçamı alacağım. Siz bir aydınlık görüyor musunuz? Yoksa o kadar aydınlık ki beni kör etti, ben o yüzden mi göremiyorum? Dostum! Bu ne? Bu pudra mı olması gerek? Yani üzerinde de bir şey yazsa, hani bu pudra, bu highlighter. Hani ben kendi kafamdan attım. Sanki görünmez toz sürüp kendimi kandırıyorum gibi geldi. Evet, highlighter'a -10 puan verdim. Şimdi en heyecanlı kısımlardan biri. Naked 8. 8 çıkmış, bizim haberimiz yok. Adama da diyorum, aa 8 mi çıktı? O da diyor, ooo sen uyuyor musun? Tabii çıktı. Dedim, sen kimi kandırıyorsun? Wow. Ooo, içinde fırça bile var. Evet, renkler. Aynamız çok iyi kalite. En çok yanmayı sevdiğim şey. Çok iyi. Ayna birazcık şişko gösteriyor. Selam. El sallayın. Bayağı görünmüş şöyle. Şöyle bir fırçayla geldi. Şu limit yazan fırça rengi bayağı iyi aldı. Umudum var. Sadece cilde birazcık iyi yapışmıyor. Kar gibi yağıyor. Her ne kadar 3 kat kullanmamız gerekse de bir rengi alabilmek için fena değil bence. Şuradaki koyu moru alıyorum. Birazcık daha günlük bir şey yapacağım. Aydınlık rengi. Yalnız far palete beni gayet şok etti. Yani ben kötü şeyler bekliyordum. Hani diğer kullandığımız ürünler kadar. Fena değil. Helal olsun Naked 8. Şuradaki hafif kahverengi, daha koyu rengi alacağım. Başka bir fırçayla buraları daha çok blend yapacağım. Hafif kaşıntılar var ama o kadar da kötü olmadı bence gözler. Şöyle bir kaş kalemi aldım. Belirli bir markanın çakması değil, kendi markası. Önce şöyle tabii ki de tarıyoruz. Yani ben normalde kaşlarımı taramak için böyle bir fırçayı tercih etmem ama neyse, onlar öyle uygun görmüşler. Çok hafif yapacağım çünkü çok yapınca bence çok fake gözüküyor. Çok hafif yapacağım deyip bütün kaşını boyayan kız. Neyse, ondan sonra blend yapacağız. Şöyle bir tane kaşın altından çizgi çekelim.
normalde hani tarayınca hani kaşının her tarafına yayılır ya. Blend yapmıyor. O yüzden birazcık sert durdu. Kaş deliğiyle tarıyorum o kadar. Boyamıyorum. Şimdi benzedim böyle Arap kızına. Aa! Zaten ben de galiba pazardan almıştım. Yani böyle şeyleri alabilirsiniz dostlar. Doğruyu söylemek gerekirse bu videodan böyle ön yargısız başladığım için bazı ürünlerden beklentim vardı. Hani far fena değil ama yani süper de değil. Kullanacağımız maskara MAC'in waterproof bir maskarası. Birazcık Sephora'ya benziyor değil mi? Maskara beğenmem çok zor oluyor. Like Too Faced'inkini bile kullansam bazen, Benefit'inkini bile kullansam sevmiyorum çünkü yani aradığım çok spesifik bir şey var. Bir sürü kirpik olmasını seviyorum ve hepsinin ince ve uzun olmasını seviyorum. Birbirlerine yapışınca gerçekten böyle kirpiklerimi tutup sökesim geliyor. Şöyle bir fırçamız var. Jelimsi olduğu için yapışkan birazcık. Smooth hissetmiyorum. Before and after'ına bakınca da o kadar fena gözükmüyor bence. Evet ve clumplar geldi. Ay. Okay. Evet. Kirpiklerimiz böyle oldu. Asıl ürüne geçiş başlıyor. Bu Kylie Jenner'ın Mink Matte Liquid Lipstick'i. Kesinlikle ve kesinlikle kullanılmış. Ben bunlara neden bakmadım? Şu an bunu dezenfekte etmem lazım çünkü ağzıma süreceğim. Şurada ne oluyor? Ay. Şimdi ne kokuyor biliyor musunuz? Hani küçükken annenizin rujlarınızı çalardınız ya ve hepsinin kokusu aynı olurdu. Tam bir ruj kokusu. Böyle Avon ruj kokusu. Oh my god. İşte bu olmadı. Bu gerçekten bardağı taşıran son damla oldu. Görüyor musunuz? Dudaklarımın çizgileri gözüküyor. Hayatta böyle bir şey beklemezdim. Makyaj bu oldu. En sevdiğim makyaj tutorial mı? Hayır. Kendimi iğrenç hissediyor muyum? Evet. Yarın 10 tane sivilceyle uyanacak mıyım? Kesinlikle evet. Bunu yarattık. Yani ben böyle pazar deyip geçmeyecektim. Gerçekten bu ürünlere bir şans vermek istiyordum. Verdim şanslarının hepsinin... Böyle dudaklarımı böyle yapamıyorum. Çünkü böyle birbirlerine yapışıyorlar. Rengi... O kadar da fena değil aslında. Highlighter yok. O bayağı üzdü. Benim makyajımı en güzel yapan şey bence highlighter oluyor normalde. Bronzer böyle hatırlıyorsanız 10 kat sürmüştüm birazcık gözüksün diye. This is the makeup look. Blend yapmak çok zor olduğu için her şey birazcık keskin gözüküyor. Evet, bu makeup tutorial'ın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İleride koyacağım videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bir de şurada bir tane şey var ya, zil, ona da basın. Böyle çok süper videolar koyduğumda haberiniz olur. Şimdi ben gidip bunların hepsini yüzümden sileceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum ve bye. Arkadaşlar, makyajımı çıkardım ama şunu da belirtmek isterim ki ruj çıkmıyor dudamdan. So. O da bir dipnot olsun.